Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, çeşitli iltamlara yönelik online ders vermekteyiz. Hem gruplara yönelik hem kendisini Arapçayla daha zayıf hissedenlere yönelik birebir de ders vermekteyiz. An itibariyle karşınızda Maraş iletam Arapça pdf'si bulunmakta. İlk konu burada isim fiil harftir. Yani Arapçada kelimeler isim fiil harf olmak üzere 3 kısma ayrılmakta. Daha sonra isim fiil harf nedir, ne değildir? Buna dair çeşitli bilgiler ve alıştırmalar vardır. İşte uktub diyor yaz. Buradaki nedir? Tercem, tercüme et. Örnek el beytu ev nedir? Vasi'un geniştir. Beyt mübteda, vasi ise haber olur. Her ikisi de isimdir. El-beyt isim nereden anladın? Evvelinde eliflam var. Aynı zamanda beyt ev demektir manaya baktığında. Manası da üç zamandan bağımsızdır. Yani değili geçmiş veya şimdiki zaman veya gelecek zaman, geniş zaman diyebiliriz. Bunları içermiyor ev. Vasiun geniştir. Bu da isim. Nerede anladın? Teminle bitmiş olması onun isim olduğunun kanıtı. Vasi geniş demek. Geniş kelimesi de zaman manası içermemektedir. Dolayısıyla nedir kendisi? İsimdir. Her ikisi de isimdir. Sağdaki müpteda, soldaki haber olmak üzere bunlar müpteda haberdir ve toplam, genel toplam olarak bir bütün olarak baktığımızda buna isim cümlesi deniyor. Vasi'un, katibun, fatihun, haricun, failun, fail vezninde isim faildir. Her biri bu şekilde işlenebilir. PDF devam ediyor. İşte ne diyor? Fiillerin çekim sırası. Arapça isim fiil çekimi son derece önemlidir. Buna dair ilave PDF'lerimiz, kitabınızdan bağımsız PDF'lerimiz mevcut. Piyasada var olan bir kitaptır. Kitabı almanız genel Arapça olarak çok önemli. İsim fiil çekimi hem ilahiyatta hem ilahiyatın dışında örnek yüksek lisans yaparken de karşınıza çıkacak bir şeydir. Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas Kursu'na hazırlanacağınızı varsaysak yine karşınıza çıkacaktır. İsterseniz yarın bir gün İHR Arapça hocası olun yine karşınıza çıkacaktır. Yani Arapça ile ilgilendiğiniz sürece veya eğitimle ilgilendiğiniz sürece diyelim karşınıza çıkar. Bundan ötürü isim fiil çekimine son derece zaman ayırmalıyız. Ve burada da çeşitli fiiller var. işte listesi yani cetvel. Nesaranın çekimi, qade, gaza, meddi gibi her baptan, her telden, her türden fiiller burada mevcut. Örnek nesara fiili. Diyor ki mazi fiil, malum meşhur olarak çekimleri burada var. İşte muzahirinin var, cahdi mutlak, cahdi ve vs. ismi fail, isim nifim. Her birinin çekimleri burada vardır. Fiil çekimi, isim çekimi çalışılması gereklidir. Bu çekimleri yaptığımızda oradan yani örnek veriyorum bir haftamızı oraya ayırdıktan sonra tekrardan buraya gelirsek deriz ki bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Bunlar basit deriz bu durumda. Fiil çekimi devam eder. Vehebe, veheba, işte müfret tesneyi tekil, ikil, çoğul, eril, dişil gibi ayrımlar var. Sonra bunların sonlarına ekleyen zamirler var. Bunlar ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerekir ve biz anlatıyoruz zaten yazarak, çizerek. Bunları anlatıyoruz. Şu anki videomuz bir tanıtım videosu. Peşine eksamu seba diyor. Yani fiillerde türler. Eksam, kısmın kısman eksam. Kısımlar, bölümler. Seba yedi demektir. Yedi tür fiil. Fiiller illetli olup olmamaları açısından yediye ayrılır. Fiiller bapları açısından 35'e ayrılır. Yani ayıracağın e, neye bağlı? Hangi kategoriye göre ayırdığın önemli. İstersen ek harf alıp almamasına göre mücerret, mezit olarak da ayırabilirsin. Değil mi? Tamamıyla sana bağlı. İstersen binası açısından da ayırabilirsin. Mütaddi midir? Lazım mıdır? İstersen malum mu? Meçhul mü? İstersen tam fiil? Nakıs fiil? Gibi ayrımlar söz konusu olur. Bakış açına bağlı. Burada kısımlara göre ayrım anlatılıyor. Eksam-ı seba dediğimizi sizin kitabınızda bulunmayan bu değişik pdf üzerinden de bakmakta fayda olur. Böyle farklı pdf'lerimiz var. Sizler için önceden hazırlanmış, tasarlanmış olan. Veya e, farklı sitelerden aldıklarımız da var. Kendi hazırladıklarımız da var. Saliti nedir? İşte şudur. Ve çeşitli örnekler. Aşağıya doğru bir sürü örnek var. Çeşitli örnekler burada aşağıya doğru yazılmış, hazır bir şekilde bekliyor. Konu anlatımları, örnekle çözümleri bittikten sonra okuma metnine geliyoruz. El <laughs> ilmu ilim nedir? İzzun. Burada hem mana kelime kelime verilmesi gerekir. Hem de hangisi isimdir, hangisi harftir, hangisi fiildir ve neye dayanarak bunu söylüyorsun. Mesela ilmu isim nereden biliyorsun? Alime, ya'lemu, ilmun bu kelime mastardır. Yani Mastarlar fiil değildir, harf de değildir. İsimdir, oradan söyleyebilirsin isim olduğunu. Eliflem almıştır, isim olduğunun bir diğer kanıtı. İlgili kelime müptedadır, bir diğer kanıtı. Fiilden müpteda olmaz. Bunun dışında manası manaya baktığında şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman veya geçmiş zaman diyelim. Bunları içermiyor mana olarak. Dolayısıyla isim olduğunun bir diğer kanatı da budur şeklinde her bir kelime irdelenerek gidilmesi gerekir. Bu Maraş tamın Arapça kitabıydı. Birinci ünite şöyle özet olarak bak. Tabii bizim hazırlamış olduğumuz ilave pdf'ler de var. Burada görüyorsunuz çeşitli e, ünitelere dair ilave pdf demiz. İkinci ünite birinci ek kitabın dışında. Birinci ünite ilave. Birinci ünite işte ne diyor? Beşinci ek. Birinci ünite dördüncü ek pdf. İlave pdf'ler de hazırlamış durumdayız. Sonuç olarak birinci ünitede isim fiil harf işleniyor. Gramer olarak çeşitli alıştırmalar var ve de tercüme edilmesi gereken metinler var. Benzer durum diğer ilitamlarda da söz konusu. Şu anda Bayburt ilitamın pdf'sini görmektesiniz. İlk ünite yine isim fiil harftir. İsmin belirtileri, alametleri demiş birinci ünite için. Harfi tarif alabilir. E, harfi tariften maksat kelimenin eliflamlı olması. Demek ki isim, eliflam almış. Demek ki isim, eliflam. Demek ki isim. Sonuna tenvin gelebilir. Kelime tenvinle bittiğine göre demek ki bu kelime isimdir. Onun dışında diyor ki harfi gelebilir. Yani harfi sonundaki kelime isimdir. Harfi var o zaman bu isim. Harfi var o zaman bu isim. Bir harfi cer daha var o zaman peşine gelen isimdir. Nida harfleri var. Peşine gelen isim. Nida harfi peşine gelen isim gibi. E, Bayburt ilitamda da benzer bir ünite ele alınmıştır. Veya Kafkas ilitamda okutulan pdf'ye bakarsak. Orada da kelime kelimenin kısımları nedir? Diyor ki el kelimetu tenkasimu ila selaset aksamin. Kerime üç kısım ayrılmaktadır. Nedir o üç kısım? İşte ismun, fiilun, harfun. İsim, fiil, harf olarak ayrılır. El kerime o zaman kerime isimdir. Mesela Ali, Mahmut gibi devam ediyor. Veya fiildir. Raca, kara gibi. Veya harf olabilir. Fi, min, ila gibi. Bu pdf de bu şekilde hazırlanmış. Kafkas Elitam'ın kitabı daha böyle bir hoş gibi. Göze daha çok hitap ediyor. İşte isimden maksat ne yani? İnsan ismi olabilir. Ahmet Ali Veli Hasan gibi. Hayvan adı olabilir. işte Bekara inek gibi. Nebat adı olabilir. Vesaire. Bunu burada anlatmışlar. Veya Kastamonu iliteme bakalım. Yine aynı konu. isim fiil harf işlenir. Ba'lu ba meşakir lügatel arabiyyeti diye bir başlık atılmış. Bir metin alınıp buraya getirilmiş. Hemen aşağıda gramere, işte tahlillere, örneklere değinilmektedir. Li kulli lugatin lam harfi cer olduğuna göre peşine gelen isimdir. Kul muzaf olduğuna göre peşine gelen isimdir. Müşkilat, müşkiletün müşkilatı veya meşakilu isimdir. Ha zamirdir, zamirler isim kabul edilir. Eliflem almış o zaman bu kelime isim gibi tek tek bunlar da irdelenebilir. İsim fiil laf konusu aynı zamanda şeyde de ön lisansta da vardı zaten bu yabancı olduğunuz bir konu değil. Mesela isim diyor alır. Ne alır? Yuvarlak ta alır. Kelime yuvarlak ta ile bitebilir. Fiil derse yuvarlak ta ile bitmez. Tenvin isim isimler ne yapabilir? Tenvin de alabilir. Fiil alır mı? Almaz. Harfi cer diyor ki isim harfi cer alır, fiil almaz. Nida harfi isim alır, fiil almaz. Alır demek nida harfi nasıl alıyor? Yani sağ tarafında nida harfi vardır diyor. İsimlerde zaman manası var mıdır? Yoktur. Fiillerde vardır gibi tek tek burada anlatılmış bu. Zaten e, ön lisans kitabı şu anda. Ön lisans Arapça bir sayfa 17. Elimizdeki pdf'ye göre sayfa 17. Bakalım basım için ayrı. Evet 11 diye de burada yazılı. 11 de diyebiliriz. Burada e, yazılı yani Harften maksat nedir, isim nedir tek tek burada daha önce geçmiş idi. Veya 9 Eylül İlitam'ına bakabiliriz. ilitam kitabına burada da yine isim fiil harf ele alınmıştır. Başına diyor harfi tarif gelebilir. İşte gelmiştir. O zaman isim olmalıdır bu. Fiil olsa gelmezdi. Şimdi e, nida harfi gelebilir. İzafet oluşabilir. Muzaf muzaf müle. Ta merbuta yuvarlak ta. İşte bak gelmiş demek ki bu isim. Bu isim mi fiil mi? Yuvarlak ta ile bittiğine göre isim. İsim mi değil mi? Yuvarlak ta ile bitmiş. İsim mi değil mi? Yuvarlak ta ile bitmiş. O zaman bunlar da isimdir. Her kitapta aynı şey yazıyor aşağı yukarı cümlelerin kurulumu biraz değişebilir. Ee, örnekler değişebilir. Kimi daha kolay basit anlatmış olabilir. Kimi daha karmaşık anlatmış olabilir. Ama genel olarak tüm tamlarda ilk konu nedir? Kelimenin çeşitleridir. Eksamul kelime. İsim, fiil, harf anlatılır. Ee, ne diyorsun? Başına diyor harfi tarif gelebilir ismin. Yani fiilin gelmez mi? Fiilin de gelir. Ne gelir? Harfi tarif gelmez ama. Orada eliflam olabilir. İşte ayrıntı bir konu. Elha diyelim. El H, Y, el kumut Tekafür, El-Ha. Elif, lamlıdır. O zaman isimdir yok isim değil. Burada fiildir. Niye? Lam burada aslidir. Buradaki elif, lam harfi tarif manasında değil. Lam kelimenin asli harfi. Hemze sonradan gelmiş. Burası ifal babı gibi ayrıntılar da var. Şu anda biz konu anlatımı yapmadık. Az şu kitap tanıtımı yaptık. Yani konuyu şu an anlamanızı beklemiyoruz. Bir konu anlatımı değildi konu anlatımı. Bir kitabı açarsın, onu irdelersin, ilave örnekler verirsin. Ona konu anlatımı diyebiliriz. Şu anda bir tanıtım yapmış olduk. Elimizdeki e, Tam Arapça kitaplarının bir kısmını göstermiş olduk. Hangisi nedir, nasıl anlatmış diye. E, bu bağlamda çeşitli e, Tam dersleri vermekteyiz. Hem Tam öğrencilerine ders verebiliriz. Hem de Ili tam öğrencisi olmadığı halde ili tam öğrencisi olmak zorunlu değil ki. Yani ilahiyatta ne okutuluyor? Hangi seviyede kitap okutulur? Bize katılır. Bir ilahiyat müfredatında okutulan kitabı baştan sona bizimle işleyerek e, pek çok yeni bilgi elde edinebilirsiniz. Elde edebilirsiniz. Eğer bildiğiniz şeyleri tekrar etmiş olursunuz. Bu kitaplarda bir sürü metin de var. Yani metin tercümesi de yapılmış oluyor. Ve yani sorular var. Soru cevap yapılıyor. Sadece gramer olarak düşünmemek gerekir bize ulaşabileceğiniz link videonun hemen altında mevcuttur. Başarılar diliyoruz.